1 Kasım'a kadar süren Özü Hatırlamak sergisiyle Merih Yıldız. Önemli bir sergi, Bindallı Sanat Galerisi'ndeki nitelikli sergilerden biri ve ikinci kez Bindallı Sanat Galerisi'nde Merih Yıldız. Merhaba. Merhabalar. Merih Yıldız, ulusal kanal izleyicilerinin tanıması gereken bir sanatçı. Çok yönlü bir sanatçı, sanat eğitimcisi. İstanbul gibi bir kentte hayatını örgütlerken hayatla sanat arasında duvar olmadığını pratik hayatıyla koyan, yaratmaya zamanı sohbetler içinde ne kadar daraldığını görerek koyan ama yaratan insan. Farklı temalarla, kent sergisiyle ulusal kanal izleyicileriyle oldu, Bindallı Sanat Galerisi'nde oldu. Bugün de Özü Hatırlamak ile ve temelden değişmiş bir Merih Yıldız ile karşı karşıyayız. Evet, aynı sanatçı. Ortak paydada sanat karakterinde var ama farklılıklar var. Öne çıkan da bu. Neler söyleyecek sanatçımız? Tekrar merhaba herkese. Öncelikle iki kişisel sergim oldu. İkisinin de ismi Kentin Tanığı. Zafer Bey'in söylediği şey, arada çok büyük bir farklılıklar var. Kent ve kentten doğaya dönüş. Aslında doğaya dönüş yine kentle alakalı. Neden? Çünkü ben biraz romantik, lirik, şiirsel resimler yapıyorum. Uzun yıllar okuldan sonraki süreçte de çok fazla kentin o güzel mimarisi, güzel dokusu, o ışığın, o binaların arasından işte tatlı süzülüşü, insan sıcağı, insan ilişkileri. Sürekli bunlar üzerinde ben yoğunlaşmıştım. Estetiği hem mimari hem insan iletişimi ilişkileri içerisindeki o sıcaklığı vermeye çalışarak tuvalerime yansıttım. Renklerim işte kontrast renkler, işte sıcak renklerin geri planda olduğu, soğukların ön planda olduğu, ters kontrast ilişkiler, bir takım oyunlarla bu kent meselesini, kentin güzelliklerini şiirsel bir dille uzun yıllar ifade ettim. Başardın da. Teşekkür ederim. Sağ olun. Fakat belli bir yerden sonra, yani açıkçası 2-3 yıl içerisinde öncesinde itibaren artık kentle ilgili üretkenliğimde bir sınırlanma hissettim kendime. Neden? Niye? Yani bu kadar güzellikler varken aslında kentte beni bu daraltan şey neydi? Onu derinlemesinde araştırdım ve aslında bakarsanız hepinizin de gördüğü gibi İşte çarpık betonlaşmayla karşı karşıya kaldık. Korkulukların göçü, yaşadığım kentin, İstanbul'un bozulmaya giden bir dokusunu, bu dokusunu daha doğrusu korkuluk metaforuyla dile getirmek istedim. Korkuluk, bağ, bostan, bahçe, mahalle ilişkileri, insan sıcağı benim için bu. Birçok varyasyonlarıyla bu eleştirel resimleri yaptım. Göç bunlardan ilkiydi. Göç ilk tepkiydi. Bir ova, geri planda şantiyeler, vinçler.
ve ön planda tepelerden uzaklara doğru gitmekte olan korkuluklar. Bir korkuluk resimlerin yanında, dışında tek bir korkuluk heykel formuyla orada. O özel sohbette, açılışta konuştuğumuzda da hikayesini aldık. Onu çok ilginç hikayeyi fotoğrafladık, belgeledik. Kendi tarihinden çıkarak yaşadığı kültürel coğrafyada korkuluğu bize anlatır mı sanatçı? Bende korkuluk aslında Anadolu insanına baktığımız zaman korkuluk ve hepimizin gördüğü, yaşadığı şeydi. Ama dediğim gibi son süreçteki çocuklar ne korkuluk biliyorlar, ne hayatlarında horoz, tavuk gördüler. Yani yedikleri yumurtanın nereden, nasıl, hani hangi hayvandan beslendiklerini bilemez oldular. Ancak kitaplarda karıştırıyorlar işte. Ben de yeğenlerime soruyorum, bu ne, bu. İşte Allah'tan bizde bir köy bilinci vardı da yeğenler dağlara çıkıp inekleri görebildiler. Kuzuların peşinden koştular. İşte tavukların peşinden koştular. Tabii benim çocukluğumda da korkuluk, dedemin yaptığı bir korkuluk vardır mesela. O da traktörün arka tekerleğinin kesilmiş yarısı, işte su doluyor içine. Sonra korkuluk işte, insan boyunda. İnsan boyunda, hatta daha da büyük. Bana göre öyle. Çünkü ben çok küçük yaşlarda o korkulukla karşılaştığım zaman çok korkuyordum. Hareket halinde. Mesela şöyle eğiliyor, kalkıyor. Sonra bir su boşalıyor, ters dönüyor. Tam tersiydi. İşte doldukça eğiliyor. Su doldukça eğiliyor korkuluk. Sonra su boşalınca tak da bir zangır zangır da titremesi var onun. İnanılmaz korkutuyordu beni. Bu bende mesela demek ki bir iz bırakmış. İz bırakmış. Ama şey var, o korkulukta da işte ne kadar korkmuş olsam da o doğanın, yeşilliğin bir parçasıydı. O sergide, güzel sergide izleyiciler bir de şiirle karşılaştılar. Aydın mısın? Sanatçının aydın sorumluluğuyla resminde yaptığı değişiklik vardı, bir bilinç sıçraması. Ve Rıfat Ilgaz'ın Aydın mısın şiiri. O şiir, hiçbir şey yapamıyorsan aç kollarını, korkuluk olduğundu. Bu şiirle serginin bütünlüğünde dedenin yaptığı korkuluk ile şairin korkuluğu öne aldığı şiir arasındaki bağı. Size hemen şöyle söyleyeyim. Benden geçti mi demek istiyorsun? Aç iki kolunu iki yana, korkuluk ol. Gerçeği gör, hayatın farkında ol. 30'unda aldığın diplomayı at, bütün ön yargılarını kır. Kendin ol diyor, değil mi? Hiçbir şey olamıyorsan hayatta değiştiren aç iki yana kollarını, korkuluk ol. Yaşanan Vatan Savaşı'nda, bugünün gerçeği içinde ciddi bir uyarı. O sergi taşıdığı boyutlarıyla, düşünsel boyutlarıyla daha ileride gibi hissettiği izleyici baktığında. Rıfat Ilgaz'ın o şiirinde olan şeyle benim yaptığım şeyi özdeşleştirip dedemin yaptığı şeyle de bağdaştıracağım. Bir mücadele, yani aslında güzellikler adına bir mücadeleydi yani. O Rıfat Ilgaz'ın şiiri de okuduğunuzda göreceksiniz. Daha güzel bir dünyanın mücadelesi bu aslında. Benim yaptığım korkuluklar da böyle. Doğanın, toprağın hani katline karşı bir direniştir o korkuluklar. Bulutlara ulaşan çocuk var. Evet. Yani nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. İnsan var ama korkuluk onunla diyalog halinde. Dedem çiftçiydi. Yani doğanın bir parçası. Yaptığı korkuluk da kendi yaşam sürecinde
İşte bağları, bostanları, tarlaları korumak, işte kendi mücadelesinin kendi doğalında veren bir adam. Şimdi oraya kimler, hangi hayvanlar gelmesi, işte domuz, ayı, kurt yaklaşmasın diye o korkuluk yapıyor. Düşünseniz mesela domuz çok vahşi bir hayvan mesela, hani korkutur bizi. Ama masum olma durumuna bakar mısınız? Bir korku böyle yapıyor, domuz kaçıyor mesela. Yani korkunç, hani korkunçtu. Oysa burada insanın kendi değerlerinden dışarı çıktığı zaman daha korkunç olduğunu görüyorsunuz aslında. Bölgenin kanı bulanmış hali ortada. Evet, yani şimdi tabii yani sonuçta bizler, hani insanlar aslında hepimiz kardeşiz aslında. Bütün dünya halklarının da yapmak istediği şey birlikte, yani hangi ırktan, milletten ne olursa olsun en büyük düşman olan iki ülke devletlerinin can ciğer dost halkı var mesela. Buluşabiliyorlar. Aynı yerde buluşup sohbet edebiliyorlar. Aynı çorba içebiliyorlar. Çok uzaktan gelen emperyalist güçler olmasa cennet olur bu topraklar. O kent Yunanki resimlerde nasıl samimiyetle şiirsel gerçekliğiyle varsa, burada da en acı gerçekleri koyarken sanatçının yine bir şiirsel duyarlı olduğunu görüyoruz. Biraz daha farklı bir söylem var, dil var. Sanat dildir ve burada plastik dil öne çıkıyor. Evet, plastik dil asla kalmayacak bir şey. Yani bir kere profesyonel ve ressamca bakmak önemli. O işte meseleyi uzatmadan, meselenin ta kendisini vermeye yönelik hiciv ve ironi barındıran resimler ürettim bu süreçte. Mesela bir korkuluk var. Ağacı koruyor. Geri planda yine şantiye, yine hiç. Ve şapkası uçuşuyor. Oysa dönüp uçuşan şapkasını almaktan aciz. Ama kollarını açmış Rıfat Ilgaz'ın dediği gibi iki yana. Korkuluk olmuş yani, orada duruyor. Orada duruyor. Sanat öyküsünü bizimle paylaşır mı sanatçımız? Evet, genç bir sanatçı ama artık orta yaşa da yaklaşıyor. Evet. Eğitimci yönüyle hocam diyor gelen çok sayıda öğrenci. Ya da eserleri... Evet, benden büyük, benden küçük bir sürü öğrenci merak ettim. Evet. Nasıl bir kültürel coğrafyadan, dededen biraz bahsettik, geliyor ve öğrencileriyle olan ilişkilerinde neler hissediyor? Yaratma birey olarak kendi sanatçı kişiliğiyle eğitimciliği arasındaki birleşen yönler ya da çelişkileri nasıl ifade eder bize? Sorunuzu cevaplamadan önce şunu da demek istiyorum. Sergiyi izlediğinizde göreceksiniz. Orada Yeni Dünya denen bir seri var. Yeni Dünya. Bu Yeni Dünya bizim kafamızın içindeki, yani güzellikler, yeni dünyayı oluşturmak zorundayız hepimiz. Yani kafamızın içerisine eğer güzellik doldurursak o dünyayı ve etrafımızı zaten güzelleştiririz ki. Buradan başlamak gerekiyor. O yeni dünya resimde büyük bir mücadeledir. Oraya baktığınız zaman bunu göreceksiniz zaten. Bu yılın teması Türkiye'nin en eski sanat yapısı alanı TÜYAB'ın fuar olarak 27.si yapılan sanat etkinliğinin teması Ütopya. Bir yerde de Merih Yıldız'ın söylediği şey Ütopyalarıyla insan olmak, geleceği öngörerek insan olmak, sıkışıp kalmamak. Zaten sürekli mücadele çünkü bulunduğu konum itibariyle de zaten mücadele vermek zorunda olduğu bir yer. Hani belki de dünyanın en sıcacık bir yerinde ülkemiz. Ve dolayısıyla halk sürekli bir mücadele içerisinde. Ve ben de yaşadığım yerden yabancı değilim. Oradan çıkıp da. Ama şu var ki hedef koymadan
bir yere gelinmez. Bir insan ne kadar ne isterse o kadar o olur, o kadar da orada olur. Öğrencilerime söylediğim şey de bu. Yani hissetmek gerekiyor. Ve inanmak gerekiyor. Güzel bakmak gerekiyor. Ve kendisine güvenmesi gerekiyor. Melih Yıldız'da bunları görüyoruz. Farklı alanda kendi olmuşu bir şahsiyet. Nasuh Mahruki'nin güzel sözünü hep yaşarım bunları da. Herkesin bir olmalı. Kendine koyduğu bir yüksek zirve, dünyanın en yüksek zirvesi Everest. Herkesin bir Everest'i olmalı. Geleceği öngören bir projesi içinde bulunduğu alanda en iyi olmak için, iyi olmak için mücadelesi olmalı. Evet. Ama tabii kendisini soyutlamalı. Çünkü Everest yüksektir ya, kendisini yükler ama insan kendisini soyutlamamalı. Yaşadığı yerden ve insanlardan. Bir de böyle bir gerçek var. Evet. Bunu biraz daha açmanı isterim kendi özelinde. Yine aynı betonlaşmanın getirdiği yalnızlaşma ve bu yozlaşmadan kaynaklı olarak söylüyorum. Çünkü insanlar aslında hedef koyarken biraz bencilce hedef koymada başlıyor. Kendisi olmalı. Diğerlerinin nerede nasıl olduğu çok da umurlu değil. Olmaya başladı. İşte hep buna tepki duyuyorum. O yüzden bununla ilgili duyduğum her şeyde mutlaka hani ilk noktaların altını çiziyorum. Uyarma ihtiyacı. Belki hocalıktan kaynaklanıyor. Üçüncü önemli sergide, üçüncü kişisel sergide temel bir değişiklik. Tepkileri nasıl? Evet. Yani gelen herkes beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü ironiyi bir kere çok beğendiler insanlar. İroni çok etkiledi gerçekten. Resimlere bakıyorum diyorlar. Resimler daha farklı. Ve isimlerine bakıyorum. Resim ayrı güzel, isim ayrı güzel diyorlar. Mutlu oluyorum. Sağ olsunlar. Yani bu soru üzerine bu cevap vermek durumunda kaldım. Kendimi methetmek gibi olmasın ama duyduğum, gördüğüm şey beni çok mutlu etti. Ben de gelen sorumlusu olarak bu programın yapımcısı olmanın yanında gelen tepkileri biliyorum. Hepsi içtenlikle ifade edebilirim. Sanatçı olmadığı zaman söyledikleri şeylerdi. Sanatçıyla paylaştıkları şeyler, düşünceler. Teşekkür ederim. Bu sergi 1 Kasım'a kadar dedik. Bundan sonrası için bir defa davet yapalım izleyicilere. Mutlaka görsünler. İstiklal Caddesi'nde, Deva Çıkmazı'nda, Bindalı Sanat Galerisi'nde 1 Kasım'a kadar saat 20-21'lere kadar gezilebilen bir sergi. Ben de orada olacağım. Gelirseniz çok mutlu olurum. Güzel bir sohbet, güzel bir söyleşi yapmış oluruz. Üzerine konuşuruz. Çünkü paylaştıkça değil mi? Güzellik artıyor. Evet. İşte güzelliği üretmek gerekiyor aslında değil mi hocam? Evet. Evet, evet. Işık diyorlar mesela. Gelen izleyiciler ışık diyor. Resimlerime bakıyorlar. Açılış günü özellikle birçok ağızdan ışık güzel kullanmışsın, ışık çok güzel falan. Burada şu var. Işık aslında biraz bilgelik etkisi. Aydınlanma çünkü. Işık aydınlanmadır. O Rıfat Ilgaz'ın Aydın Mısın şiiri de sergiye çok güzel uydu. Çünkü aydın mısın? Ve bakıyorsunuz ki sürekli bir ışık meselesi üzerinde yoğunlaşmışım. Bunun sebebi de bütün bu anlattıklarımın sonucu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Serginin ev sahibi olarak ve Sanat Hayatı programının sunucusu olarak yürekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Herkesi sergime beklerim. Söyleşi çok hoşuma gitti ve mutlu oldum. Bekleriz. Evet, ben Melih Hoca'nın Umvani ve İsmek'te öğrencisiyim. Kendisinden yaptığı sanattan çok etkilendim. Bu sergiden bahsetti bize, diğer öğrenci arkadaşlarla beraber. Katılmak istedim. Yani kendisini zaten bu konuda başarılı buluyorum. Katılmak istedim ve gördüğüm manzara çok güzel. Yani buradaki
insanların reaksiyonu, olaya ilgisi. Ben de çok beğendim. Yani buradaki atmosfer çok güzel. Yani aslında her zaman katılmak istediğimiz, bize yardımcı olunuz, her zaman katılabiliriz bu tür etkinliklere. Başarılı buluyorum. Yani kendisini beni davet ettiği için teşekkür ediyorum kendisine. Sergi içinde sizi tanımak benim için mutluluk oldu. Evet evet, yeni dostluklar, yeni dostluklar bizim için de faydalı olur inşallah. Resim çalıştığınızı öğrenmek ayrıca mutlu etti. Hayatla sanat arasında duvar yok diye her programımda söylüyorum. Evet. Birlikte bir program yapalım mı? Olur. Yani size uygunsa son olmaz. Ben sizinle şu anda ayrıntısını bilmediğim sizin hayatınız ve sanata bakışınız üzerine, yani sanata söyleşmek istiyorum. Sanata daha böyle yeni adım attım. Tabii çok bir bu konuda bilgim yok ama bizi dünyaya bağlayan faktörlerden biri, yani çok sosyal alanımız yok. Yani resim hem bizim için insanlarla tanışma vesilesi, sosyalleşme vesilesi. O bakımdan faydalı gördüğüm için. Yani mesela ben oraya gittim, yeni arkadaşlar edindim, Meli Hoca'yı tanıdım, bana bu imkanı sağladı. Yani sizi tanıdım. Yani çok memnunum işin açıkçası. Soyadınız? Sağlam. Sağlam. Düşünsel sağlamlık her şeyin başında. Tabii tabii. Ya, dediğiniz doğru ama bizim yani yaşadıklarımız da farklı. Ben duygu, düşünceleriniz, birikiminiz Ulusal Kanal izleyicileriyle buluşturmak istiyorum. Buluşturacağız.
Merhabalar. Tolga Boz Toprak, İlk Ezgi Sanat Evi'nde Cumhuriyet Sevdası resim sergisinde 39 yürekle birlikte Cumhuriyet'i var eden ve bize bu toprakları sunan Mustafa Kemal Paşa anısına bir sergi düzenledik. 74 farklı kentten toprakları getirip kendi başucunda mozelesinde bulunduran Mustafa Kemal Atatürk'e bir nebze olsa kendi içimizden gelen, yüreğimizden kopan bir vefa borcumuzu, en azından kendim için söylüyorum, vefa borcumu yerine getirmek için böyle bir çalışma yapmaya çalıştım. Buradaki düşüncem, bu toprakların gerçek efendisi, sahibi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Her ne kadar, hangi şartlarda olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun, eğer insanların bir bayramını yok etmeye çalışırsanız, her bir yürekte bir bayram olur. Çocukluğuna dönersin, kendi anılarına dönersin. Biz de anılarımızı yaşatmak adına böyle bir ortamda bir araya geldik. Bu yüreklerle birlikte Cumhuriyet Sevdası'nı kutluyoruz. Teşekkür ederim. Gaziyetinde yetişmiş, kendini resme vermiş, Türkiye'de çağdaş resim sanatıyla ilgili bütün görüşlere saygı duyan, Türkiye sanat ortamına eleştirel de bakabilen, bu konuda kitaplar yazan, bu konuda çalışmalar veren emektar bir ressam. 1920 yılında doğdu, Burdur'da doğdu. 2002 yılında Ankara'da vefat etti. Benim babam, ben de babamla beraber resim ortamı içerisinde büyüdüm. Mesleğim doktor, cerrahım. Emekli, yaş haddinden emekli oldum. Emekli olduktan sonra çalışmalarımı resim galerisi, babamın adına bir resim galerisi kurarak hem sanat ortamı içerisinde var olmak, hem de babamın sanatını, resimlerini ve ölümünden sonra tekrar gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara başladım. İşte bu sergi de o çalışmalarımdan bir tanesidir.
Bu sergide Opart resimlerini sergiliyoruz babamın. Ve Soyut döneminin son resimleriyle başladık. Opart'ını sergiledim. İstanbul'da sanat ortamı içerisinde sanatçıların görüşlerine sundum. Onu tekrar anmış oluyoruz böylece. Hele Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet dönemi ressamı olarak Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen günlerde de sergilenmesi de manidardır benim açımdan. Müselen Sudor'un sergisinin onun resimleri üzerine bir söyleyişi hazırladık. Sayın Hocam Profesör Ayla Ödekan ve Deniz Özden bize bu söyleşiye katkıda bulunacaklar. Resimleri yani bir tür yorumlayacaklar sanat tarihi açısından, mitolojik açıdan. Sayın Gülsel Asudor da belki katılır bize. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sözü Profesör Ayla Ödekan hocama bırakıyorum. Kendisi ayrıca hocam, onu da söyleyeyim. Şimdi gerçekten çok memnun oldum. Sanatçı kendisi de burada size, o da açıklama yapacak. Esasında tabii ben dışarıdan bakan bir kişiyim. Kendisi üreten bir kişi olduğu için bütün konuya hakim olan kişi o. Normal olarak biz dışarıdan bakıyoruz ve baktığımızı da kendi algılamamıza dayalı olarak oradan bir o dünyanın içine, sanatçının kurduğu dünyanın içine girmeye çalışıyoruz. Şimdi burada tabii genel olarak esasında Gülseren sanatçının genel olarak doğa ve insan, kadın üzerine bir sorgulaması var bütün çalışmalarında, değişik boyutlarda, değişik konularda. Burada bu sergisinin özelliği çok ilginç. Bir kere sanatçı 1980'den sonra yaptığı bütün özgün çalışmaların arasından seçtiği bazı ürünlerini tekrar gözden geçiriyor ve bu süre içindeki bu ki kendi yorumunu tartıyor. Yani onu, o dönemi değerlendiriyor, o dönemdeki yorumunu ve bu dönemdeki yorumunu tartıyor. Ve ikisinin arasında bir şey esasını sorgulama, zaten bütün adlarını sorgulama olarak koymuşlar. Ve sonuçta şöyle bir şey diyor, değişen hiçbir şey yok. Her şey tamam. Yani fakat değişen esasında zaman. Evet, derler ki zaman, derler öyle bir söz vardır. Zaman derler ki kanatlı bir kuştur. Gerçekten öyle. Onun şeysi giden zaman gidiyor. Fakat kalıcı olan bazı temel şeylerin kalıcı olduğunu görüyoruz. Tarihe baktığımızda böyle değil mi? Esasında biz kendimizi medeni zannediyoruz. 21. yüzyıla geldik, bilgi çağı, yok bilmem sanayi devri, bilgi, çok şeyler biliyorum. Ama öbür tarafta ta ilkel insanın bütün vahşetini, bütün ilkelliğini barındırıyoruz. Yani demek ki yani burada bir karşılaştırma yapmak istedim. Gerçekten değişen bir şey yok. Bana bu göndermeye geliyor. Derslerde de hep bunu özellikle çocuklara anlatırım. Yani nesiniz siz? Yani durun, sessiz sedalı oturuyorsunuz orada, bir şey zannediyorsunuz kendiniz. Eğer ilkel insan olmasaydı, ateşi kullanmamış olsaydı bilmem, yani o esasında bilimsel düşünceye aklını kullanmıyor, o zaman başlamış. Ama değişen şimdi mi? Aynı. Her neyse, ve sanatçı da böyle bir yaklaşımla kendi çalışmalarında sorguluyor. O bakımdan çok ilginç bir, özgün bir çalışma grubu. Şimdi burada eğer sanat yapıtlarına baktığımız zaman, temelde genelde tek tek baktığımız zaman, kendisi o tek tek bakmaya bize katkıda bulunur, o başka, ama genelde baktığımızda çoğunlukla bazı metaforlar var kullandığı.
ve o metaforlarla belki dilini bize aktarıyor gibi, yani o metaforlarını, metafor yani şey, soyut olanı somutlaştırma, tekrar o somutluktan tekrar bize somut olarak aksediyor ve biz onu tekrar soyutlayabiliyoruz. Şimdi bu süreç açısından değerlendirmeye girdiğimde şöyle bir şey bakıyorum resimlerine, genelde çoğunlukta olanlarda tek tabi tek tekler de var ama genelde çoğunlukta şöyle bir yaklaşım var. Bir doğa var, evren var, sonsuzluk var ama dingin bir sonsuzluk, yani duragan, sakin bir sonsuzluk. Geniş şeye kadar açılıyor yani ufuk, müthiş. Sadece orada bir mekan, sadece kayaların dizilişi. Bu da çok ilginç bana, hep diğer kitapların o gördüm. Teoman Bey'de de var esasında, iki eş fakat birbirleriyle benzeşen ve ayrışan tarafları var. O bakımdan çok işte, yani kimlikleri ve kişilikleri farklı fakat benzeşen tarafları da var. Ve bu sonsuz şeyin, boşluğun, fakat anlamlı boşluğun, kayalarla mekan belirlenmiş ön plan ve arka planla derinlik ve genişlik, her neyse, onun orada esasında bir odaklanma sunuyor bize. Bir odaklanma. Bu odaklanma da çok ilginç. Esas şey, karşımıza çıkan metafor öğesi kumaş. Kumaş bir şöyle bir odaklanma yapıyor ve bunun içinde kadının kimliği ortaya çıkıyor. Kadın bütün varlığı varlığıyla ortaya çıkıyor. Kumaş çok ilginç benim açısından geçen baktığım zaman Gülter Hanım'ın çalışmalarında. Gerçekten kumaş nedir? Saran bir şeydir. Yani bunun da bir şeysi var anlamı bana göre. Bir saran bir nesne. Bizi saran bir şey değil mi? Kumaş örten, saran veya sarılırız kumaşa. Bir yerde bana bu metafor, bir yerde kadının sevilen kişi, sarılan, sevilen kişiye kadar göndermeler yapan bir uzantısı var bir yerde kumaşın bu kadar yoğun olarak kullanmasında. Kimi yerde bu kumaş bu anlamda değerlendirebiliyorum, kimi yerde kadının zarifliğini, nezaketini, yumuşaklığını ve kadına özgü bir şey bir yerde. Aynı zamanda da bir bohça, değil mi? Bir bohça da böyle bizi bohçalıyor, odaklıyor ve kumaşla bohçalıyor kadın kimliğini tanımlamamıza. Şimdi bu ilginç bir metafor şey ve sonra baktığımda birçok kuşlar çok anlamlı. Kuşlar ise bir özgürlüğü şey, sonsuz zamanı, uzanlı geleceği ve şey zamanı genişleten bir öğeler, özgürlüğü sunan ve kadının özgürlüğünün esasında bu şekilde vurgulanması çok şey, ilginç geliyor çalışmalarında, kompozisyonla çok iyi değerlendiriyor. Sonra kumaş dışında bir de şey, kemer var tabii, onu kadını şey yapan, ortaya çıkartan bir yerde. Şimdi bu bohçalanmış odak, bizi odaklayan bir konuya, kadının ne odaklayan bu kompozisyon, içine girdiğimizde doğa burada kadınla bütünleşen fakat daha enerjik, daha yaşamsal bir doğayla karşılaşıyoruz. Onun da bu şeyin sarma kumaşın çerçevesinin dışında dingin, durgun, sakin bir canlı olmayan bir doğa.
Fakat içeride kadının bütün yaşantısı, şey, su, deniz, gene kayalar yer alıyor. Ve bunun dışında bir önemli gene metaforası ağaç. Ama ağacın daha çok kökleri önem kazanıyor. Yani kadının şeysi, kadının gücü, öyle değil mi? Yani kadının bu şeyde, yaşamdaki yeri bir yerde kök salması, insanlığın kök salması için çok önemli bir etmen kadın. Kök, kadının şeysiyle bereket ve gelişme esasını sağlayan zemin kadının varlığı. Bütün bunlar bir yerde, bu şeyde, kompozisyonlarda anlam kazanıyor eğer bakarsak tek. Bu bakımdan çok zengin bir metaforik şey var. Elemanlarla bütünleşen bir kompozisyonla karşılaşıyoruz. Kadın kimi yerde, kadın ise çıplak gövdesiyle egemen ve o gövde gayet sağlam, dingin, sağlam, güçlü, vurgulanmış ve diğer öğeler onun etrafında dağıtılmış olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yani tabii bir yerde, kimi yerde de bu kumaş öğesi bir çerçeve, ama kimi yerde de plezenta örneğin kadının doğurganlığını da ortaya çıkartan, ki hiçbir yerde bakıyorsunuz bir yumurta ile karşılaşıyorsunuz, bir yumurta şeyde kadına özgü nesnelerle biçimlenen kompozisyonlar da var. Evet, bu, ben biraz metaforlar üzerinde durmak istedim resimlerinde. Bunun dışında, bir kompozisyonların dışında kadını tek olarak, doğada tek olarak kadını vurguladığı gibi, bir de doğada başka, örneğin çiçekler, gene aynı şekilde onlar da çiçek, doğa şeyleri, canlıları, çiçekler, ağaç, dallar, fidanlar, bitkiler filan. Bunlar da hep tek, dikkat ederseniz onlara. Başka bir şeyle kompozisyon için değil, tekrar vurgulanan öğeler olarak resimlerinde yer alıyor. Evet, genel olarak böyle bir açılım yaptım. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi Ayla Hanım'ı dinlerken, ben gerçekten inanamıyorum bazen. Sanat tarihçilerine, gösterge bilimcilere ve diğer sanat izleyicilerine bu denli güzel bir yani beni anladıkları için, ben atölyemde tek başıma resim yaparken tabii ki doğadan, yaşamımdan, evrenden her şeyi almaya, çağımı yansıtmaya çalışıyorum, ama Ayla Hanım'a çok teşekkür ederim. Ben bu denli derin de düşünüyorum tabii ki, okuyorum, ediyorum, yaşıyorum. Ama Ayla Hanım beni çok güzel anlattı. Sonsuz teşekkür ederim. Yok, teşekkür. Yapmak istediklerimi, bundan beni motive eden bir şey. Çünkü bu tür konuşmalar sanatçıyı çok yönlendiriyor. Ben artı eleştirin de diyorum.